Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere eski çağlarda altın madenciliği nasıl yapılıyordu ve özellikle Anadolu'da geçmiş dönemlerde nerelerde altın madenciliği yapıldı bunlardan biraz bahsedeceğim. Günümüzde çok düşük tenöre sahip e, altın madenleri bile işletilmektedir. Yani bir ton kayanın içerisinde bir gram altın bulunan madenler bile işletilmektedir. Bu tabi bugün geldiğimiz teknoloji sayesinde olmaktadır. Geçmiş dönemde bu kayalar çok fazla işletilemiyordu. Daha çok yüksek tenörleri olan altın madenleri işletiliyordu. Yapılan bu işletmecilik esnasında da kayacın içerisindeki altın tamamen alınamıyor, bir kısmı kaçıyor ve bu pasayla beraber atılıyordu. Bu yüzden ülkemizde geçmişte madencilik yapılmış alanların çoğu bugün tekrar işletilmektedir. Çünkü o esnada tenörü düşük olduğu için bırakılan kayaçlar günümüzde artık ekonomik bir şekilde zenginleştirilebilmektedir. Ayrıca geçmişte yapılan madencilikte pasa olarak atılan kayaçlar da yine günümüzde zenginleştirilip burada kalan altınlar alınabilmektedir. Bu sahalarda bir çalışma yapacaksanız lütfen şuna dikkat edin. Bu sahalar günümüzde madencilik şirketleri tarafından çalıştırılan sahalardır. Ve maden şirketleri tarafından yine ruhsatlandırılmış sahalardır. Maden ruhsatları çok büyük ruhsatlar olabilir. O yüzden kesinlikle sadece madenin o çalıştığı alan ruhsatlıdır. Etrafında bir ruhsat yoktur gibi bir düşünceye kapılmayın. Bu ruhsatlar 2000 hektara kadar varabilecek büyüklüktedirler. Ve bir maden şirketinin ruhsatının içerisinde gidip herhangi bir faaliyette bulunmanın suç olduğunu e, bilin. O yüzden lütfen bu sahalarda herhangi bir çalışma yapmayın. Davet olarak şunu da bilmenizi isterim. Bu şirketlerin jeologları bu sahalarda zaten çalışma yapıyordur. Ya ben giderim dere yatağına inerim, beni kimse görmez gibi fikre sakın kapılmayın. Muhtemelen onların sahalarında sürekli çalışan, sondaj yerlerini belirleyen, gidip numunelendirme yapan jeologları ya da teknikerleri veya bazı elemanları vardır. Bu elemanlarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Peki eski çağlarda altın madenciliği nasıl yapılıyordu? Aslında e, günümüzde hala uygulanan değişik teknikler uygulanıyordu. Bu teknikler bazı ilkel e, yöntemlerle üretim yapan yerlerde hala uygulanmaktadır. E, arama ve araştırmayı yapıp e, altın üretecekleri yeri belirledikten sonra buradaki kayaçları ilk önce ateşle ısıtıyorlardı. Ateşle ısıttıktan sonra üzerine su dökerek aniden soğumasını sağlıyorlardı ve bu işlemi kayacı çatlatıncaya kadar, parçalayıncaya kadar yapmaya devam ediyorlardı parçalama işlemi için daha ilerleyen dönemlerde de murç, keski gibi balyoz gibi farklı aletler kullanmaya başladılar. Geçmiş tarihlerde madencilik yapılan alanlarda bulunan galerilerde yapılan incelemelerde buradaki galerilerin tavanlarında oldukça yoğun miktarda is olduğu görülmüştür. Aynı zamanda odun kömürü kalıntıları ya da ateş kalıntıları bulunmuştur. Bu kalıntılara bakarak da genel olarak buradaki kayaçların e, odun ateşi yakılarak ısıtıldığı ve gene su dökülerek aynen soğutulduğu ve bu şekilde çatlatıldığı düşünmektedir. Hatta bazı yerlerde bu madenin işletildiği yere su götürmek için çeşitli kanallar ya da boru benzeri şeyler döşendiğini de rastlanmıştır. Çatlatılan e, veya patlayan kuvars damarındaki parçalar, işte 10 santim 50 santim boyut aralığındaki parçalar sökülerek dışarı çıkarılmış. Sonra kırma ezme taş aletleriyle fındık büyüklüğüne gelene kadar küçültülmüştür. Bu küçültülen parçalar daha sonra da mineralin tane boyutuna bağlı olarak taş havanı ya da işte tavıl öğütmede kullanılan dibek taşları gibi bunlara benzeyen ekipmanlarla öğütme işleminden geçirilmiştir. Burada öğütme işlemi yapılıp bunu toz hale getirmenin amacı buradaki altının serbestleşmesini sağlamaktır. Yani buradaki altın parçası artık serbest hale gelmektedir. Daha sonra bu toz halindeki malzeme bir kanal içerisinde bir sulu bir ortama akıtılır. Yani burada yıkanır. Burada yıkanırken özgül ağırlığı çok yüksek olan altın kanalın içinde hemen dibe çökerek birikir. Bunun karşılığında özgül ağırlığı daha az olan e, kuvars, feldspat, kalsit gibi mineraller su ile beraber hızla akarak ortamdan uzaklaşır. E, bu şekilde altını alıyorlardı. Diğer yöntemde aslında mitolojide de adı geçen altın post e, olarak adlandırılan bir yöntemdi. Bu daha çok akarsu kumlarından altın elde etmek için kullandıkları bir yöntemdi akarsu içerisinde bir post batırılıyordu ve buradan akan malzemelerin içerisindeki altın bu postun kılları arasına takılıyordu. Daha sonra postudan çıkartılıp işte kurutuluyordu. Kurutulduktan sonra iyice kuruyan post silkelenip kılların arasında kalan altın taneleri dökülüyordu. Bu işlemde de kılları sert olan ve iyi bir konsantrasyon sağlayan keçi postunun kullanıldığı düşünülüyor. Geçmişte altın madenciliği <laughs> kuvars damarlarının olduğu yerlerde ya da silisleşme zonlarının olduğu yerlerde yapılıyordu. Yani altını bulmak için kuvars damarlarını ve silisleşme zonlarını takip ediyorlardı. Buldukları kuvarsların içerisinden çatlaklarından ya da değişik yerlerinden küçük delikler açarak numuneler alıp bunda altın var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyorlardı. Hatta bugün günümüzde bazı kuvars kayaçlarına baktığımız zaman çok geçmişten kalan oyukların olduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar genelde geçmiş dönemde altın aramak için açılmış olan deliklerdir. Altın barındıran bir kuvars zamanı tespit ettikten sonra da tabii bunun etrafındaki dere yataklarına, topraklara da bakıyorlardı. Buralarda da altın varsa eğer bunları da alıyorlardı. Onun dışında da bu damarı takip ederek bazen damar yüzeydeyse yüzeyden bir kazı yöntemiyle ilerliyorlardı. Bazen damar derine dalıyorsa e, ya da bir tepeden içeri doğru giriyorsa o zaman da galeri sürerek bu damarı galeri açma yöntemiyle takip ediyorlardı. Peki Anadolu'da altın madenciliğin gelişimi nasıl? Anadolu'da madencilik faaliyetlerine baktığımız zaman milattan önce 4000 yıllarında Anadolu'da büyük bir gelişimin gösterildiği e, görülmektedir. Araştırma yapılan yerleşim yerlerindeki izabe fırınları ya da yapım atölyelerinin varlığından bunun 4 milattan önce 4000 yıllarında gelişmeye başladığı, çok ilerlemeye başladığı anlaşılmaktadır. Dünya üzerinde ilk metal eserin kullanıldığı Anadolu bu ilk olma özelliğini erken dönemlerden beri burada yerleşik hayata geçen insanlara ve bu toprakların maden yatağı bakımından zengin olmasına borçludur. E, yine bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki Anadolu'da e, eski dönemlerde işletilmiş olan binlerce maden yatağı olabilir. E, fakat yazının MÖ 2000 yılına dayanması ve bundan daha öncesine ait yazılı kaynakların bulunamaması nedeniyle MÖ 2000 yılının öncesine ait çok fazla bir e, veri bulunamamaktadır. Özellikle Batı Anadolu altın madenleri açısından zengindir. Bölgenin özellikle orta ve kuzey kesimlerinde altın maden yataklarının yoğunlaştığı söylenebilir. Mesela Çanakkale ilinde e, Antik Kenti'nin yakınlarında yer alan ve ilk kullanımı tarihinin ilk tunç çağı olabileceği ileri sürülen altın madene dikkat çekicidir. Batı Anadolu'nun dışında Doğu Karadeniz dağları ile Sivas, Elazığ çevrelerinde de altın cevherleşmelerinin olduğu görülür. E, araştırmalar özellikle Sivas'a dikkat çekmektedir. Kangal ilçesindeki Bakırtepe'de altın işletmeciliğinin pirahistorik dönemlere kadar uzanabileceği varsayılmaktadır. Yine Orta Anadolu'da yaşayan Hititlerin başkenti Hattuşa yani bugünkü Çorum Boğaz Kale'de de M.Ö. 2300-2000 yıllarında tarihlenen çok miktarda altından yapılmış eşyalar ve takılar bulunmuştur. Ee, ve burada bilinen ee, önemli şeylerden biri de buranın krallarından birinci Hattuşili'nin kentin zenginliğini bir yazıtta şöyle anlattığıdır. Gümüş ve altının ne başı vardı ne de sonu. Yine Truva'ya geri dönersek Truva'da da Şiliman tarafından kaçırılan ve M.Ö. 2500 ve 2000 yıllarına ait olan Kral Priamos'un hazinelerini hepiniz iyi bilmektesiniz. Priyamos'un hazinelerindeki altının kaynağının da gene Truva'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Astra Madeninden ve tarihte adı geçen Astra Madeninden yapıldığı düşünülmektedir. Günümüzde özellikle Truva ile ilgili birçok yerde adı geçen Astra Madeni'nin yerinin Çanakkale 30 km kadar güneydoğusundaki Kartal'da ve maden daha altın sahaları olduğu düşünülmektedir. Burası Truvalılar döneminde işletilmiş. Muhtemelen daha sonra da Roma ve Bizans dönemlerinde de işletilmeye devam edilmiştir. Kartal dağ Madeni'nde en son 1850 yıllarda bir İngiliz şirket tarafından işletme girişimlerinde bulunmuş ancak üretim yapılamamıştır madende 150 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde bir açık ocak ile bu ocağın içinden değişik yerlerde açılan kuyu ve galeriler bulunduğu bilinmektedir. Hatta bir galerinin tabanında bulunan pasa içerisindeki odun kömürlerine karbon yöntemiyle bir yaş saptaması yapılmış ve bunun yaklaşık 2500 yıl öncesine dayandığı anlaşılmıştır. Yani milattan önce 1500 yıllarında burada madencilik yapıldı kesindir ve buranın da buranın ne ilk madenciliği ne de son madenciliği olduğu düşünülmektedir. galeri ve açılma biçimlerine bakıldığı zaman da burada gene Troya döneminde madencilik yapıldığı, Roma Bizans döneminde madencilik yapıldığı ve değişik birçok zamanlarda madencilik yapıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü farklı galeri açma teknikleri uygulanmıştır. Yine Çanakkale bölgesinde Lapseki ilçesinin 10 kilometre güneydoğusunda bulunan Şahinli köyü yakınlarında da geçmişte altın madenciliği yapıldı bilinmektedir. Günümüzde burası bir altın madeni şirketi tarafından işletilmektedir. Burada geniş bir alanda çok sayıda altınlı kuvars damarları vardır. Bunlardan altınca en zengin olan bir damarın 50 metre kadar yakınında yaklaşık 500 ton kadar bir pasa yığını ve kırma ezme taşları görülür. E, Sağda yine altın aramacılığı yapan şirketlerin çalışmaları esnasında da e, bu sahada oldukça fazla eski galeriler ortaya çıkmıştır. E, eski adı Lapsakos olan Lapseki'nin eski çağda gelişmiş e, ünlü ve zengin bir kent olduğu bilinmektedir. Hatta bazı kaynaklarda da Truva'nın e, tarihinde geçen astra madeninin aslında Lapseki'deki Şahin'in sahasının olabileceği iddia edilmektedir. Şimdi truvallardan sonra biraz da Lidyalılara baktığımız zaman e, uygarlık tarihinde ilk parayı Lidyalıların kullandığını biliyoruz. Ve bu ilk para altın ve gümüş karışımı olarak yapılmıştı. Daha sonra da Lidya Kralı Kirezüs döneminde ayarlı ilk altın para Anadolu'da basıldı. E, ünlü tarihçi Herodot e, Kral Kirezüs'ün hazineleri için şu ifadeyi kullanır. Paktolos çayının Tumolos'tan akıp gelen altın kumu vardır der. Paktolos çayı e, bugünkü Sart çayıdır. Tumolos da Bozdağ'dır yani tarihte bile Sart çayının Bozdağ'dan gelen altını taşıdığından bahsedilmektedir. Yine Kirozüs'ün geçmişte altınla ilgili yaptığı şeylerden de burada çok ciddi bir altın madenciliği olduğu anlaşılmaktadır. Mesela Apollon Tapınağı'na 117 külçe altın bağışlamıştır ki bu yaklaşık 8-9 ton civarında bir altına denk gelmektedir o günkü rakamlara göre. Aynı zamanda da gene Sart'ın Anadolu'nun altın madenciliği diğer önemli yerde şuradan anlaşılır burada e, milattan önce 600 yıllara tarihlenen bir altın artma tesisi bulunmuştur. Bu Sart Nehri'nin doğu kenarında, Sart Kitaplarının tam karşısında, hatta buradan geçen Ankara-İzmir yolunun e, batı yönünde yer almaktadır. E, yine bu bölgede altının eritildiği ve paraların döküldüğü atölyeler, yapılan kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Hatta bugün gidip gezilip görülebilmektedir. E, yine Strabon Başka bir tarihçi buradaki Lidya krallarının servetinin kaynağını şöyle yazmıştır. Paktolosırma hepimizin daha önce bahsettiğim gibi sert olduğunu anlamamız lazım. Tumolos dağından çıkar. Tumolos dağı da Bozdağı'dır. Eski zamanlarda bu nehirde çok miktarda altın tozu bulunmuştu ve Kirezos ve onun ecdadının zenginliğinin ününün buradan kaynaklandığı söylenir. Fakat şimdi altın tozu yoktur der. Günümüzde de Meta'nın verilerinde de görebiliriz. Manisa ili Salil ilçesinin 10 km batısındaki Sart Mustafa köyünün yakınında Sart Madeni vardır. Ve buranın özelliği burası günümüzde bilinen tek plaser altın yatağıdır. Aslında burada da zaten günümüzde bir altın bulunmuş ve çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Geçmiş kaynaklara baktığımızda yine Aternos ile Pergamon'un tam ortasında bulunan bir madenden bahsedilir. Aternos bugünkü dikilidir. Pergamon'da da bergamadır. Ve tarif edilen yerde de obacık altın madeni vardır. Yalnız obacık altın madeninde bulunan altın madencilik izlerinin çok büyük bir altın madenciliği yapıldığına dair bir yorum bırakmadığı anlaşılmıştır. Daha çok sanki burada deneme amaçlı ve küçük boyutlarda üretim yapılmış gibi gözükmektedir. Bu yüzden bahsedilen madenin burası olmayıp yine Ovacı'nın 3 kilometre kuzeyinde Narlıca köyü yakınlarında eski işletme çukurların olduğu veya daha kuzeyde de Kozak yakınlarında gene geçmişe ait izlerin bulunduğu yerler olabileceği de düşünülmektedir. Yine geçmiş kayıtlarda da Balıkkesir ile Havran ilçesinin 5 kilometre kadar güneyinde bulunan Küçükdere köyü yakınında bir madenden bahsedilmektedir. Burada da yine altınlı kuvars damarları hatta yer yer manganez açısından da zengin yerler vardır. Burada damarların değişik yerlerinde büyük oyuklar, kovuklar, galeriler vardır. Bunların bazılarının manganez üretmek için yakın zamanlarda açıldığı düşünülse de bir kısmının eski çağlarda açıldığı sanılmaktadır. Altının simgesi olan AU, Latince Aurum T'den gelmektedir. Ve bu sözcük Anadolu kökenlidir. Havra'nın eski adı olan Aurel'in de altın ülkesi anlamındadır. Yine zenginliğiyle ünlü başka bir Anadolu kralına baktığımızda işte her tuttuğu altın olan Frigya kralı Midas. Eee... Midas, önce 738 ile 696 yıllar arasında e, yaşamış. Eski tarihçi gene Strabon Kral Midas'tan bahseder ve bunun altınlarının Bilecik yöresindeki Bermios Dağı dolaylarından geldiğini yazar. E, dönemin başka bir ülkesi olan Frigya topraklarında altın ticaretiyle ünlü Aizoni diye bir kent vardı. Bu kent bugünkü Çavdarisar'dır. Burada bulunan, geçmişe ait olan Borsa binasının duvarında... Bilecik yöresinden Bermios dağından getirilen altın ve gümüşün fiyatları yazılır. E, bu altının çıkarıldığı madenin ise gene Osmanlılar devrinde de işletilmiş olan Söğüt yakınlarındaki korudanlık altın madeni olduğu düşünülmektedir. Korudanlık madeni Bilecik ili Söğüt ilçesinin 5 km kadar güneydoğusundadır. E, burada altın üretimine yönelik madencilik çalışmalarının izleri günümüzde de görülmektedir. Geçmişe ait çukurlar, galeriler, yarmalar e, ya da pasalar bulunmaktadır. Ama madenin işletme tarihi konusunda bir kayıt yoktur. E, arkeolojik veriler olmamakla birlikte buranın Frigya veya Roma döneminde işletilmiş olduğu zannedilmektedir. E, Midas'ın altın servetinin kaynağı olarak bahsedilen Bermios da belki de burasıdır. E, yine başka bir madende kesildi Kepsut ilçesinin 5 kilometre kadar doğusunda bulunan Beyköy madenidir. E, bu madende de geçmişe ait kuyu, galeri, ocak, e, pasalar, kırma yüzme taşları ve oluklu taşlar bulunmuştur galeri yakınlarında bir yerde bulunan yaklaşık 15 bin tonluk pasanın altın açısından oldukça zengin olduğu görülmüştür. Yine bir mağara ekibi tarafından da galeri incelendiğinde 100 metre uzunluğunda ve 1, ile 5 metre arasında değişen genişliklerde bir galeri olduğu görülmüştür. Bunların dışında da geçmiş kaynaklara bakıldığında ülkemizde işte İzmir Ödemiş'te, onun dışında İzmir Arap Dağı'da, işte Nide'nin Bolkar Dağı ve Üçkapılı ilçelerinde, Hatay Kisecik'te, Ankara Işık Dağı'nda, Gümüşhane'de, Kağızman'da ve Artvin taraflarında da geçmiş yıllarda altın madenciliği yapıldığına dair çeşitli izler bulunmaktadır. Sonunda en son altın madenciliği 1. Dünya Savaşı öncesinde yapılmış. Turvalılardan beri bilinen Astra madeni işletilmiş. İzmir tarafında Arap Dağı, Karşıyaka'nın olduğu yerdeki Arap Dağı madeni işletilmiştir. Niğde Bolkar Dağı'daki bir maden işletilmiştir. Hatay Kisecik Köy'de bir maden işletilmiş ve yine Kağızman, Kars tarafında Darpane denilen bir bölgede altın üretimi yapılmıştır.